perişan olayım. Bakışından süzüler içvene kurban olayım. Bakışından süzüler içvene kurban olayım. Ah kardeş acısı, bacı acısı, bunlar çok kötü bir şeyler. Bu şarkının sahibi olan kardeşim en küçüğümüzdü. Ben bunu koynumda büyüttüm. 16-17 yaş büyüktüm ben ondan. Ya. Ben Bulancak kızıyım. Kara İbrahimoğullarındanım. Babam Ömer Kara İbrahimoğlu. Hasan Paşalara gelin geldim. Hasan Paşa babamı sevdiği için ben illa onun kızını alacağım demiş. Ablam da verilmişti, evlenmişti. Sonra babamın yanında çalışan, babam müteahhitti, babamın yanında çalışan bir efendiye soruyor. Ömer Bey'den kız alacağım, hangisini tavsiye edersin bana diye söylüyor. O da diyor ki yani orta kızını alır, al paşa diyor. Paşayı da tanıyormuş babamın adamı. Sonra kalkıyorlar. Enis de o zaman Kütahya'da askermiş, çok zayıflamış. Babası onu Ankara'da gidiyor Kütahya'ya. Bakıyor ki Enis çok zayıf. Geliyor şeye, Ankara'ya, milletvekillerine, bakanlara. Benim oğlum çok zayıfladı, ben Giresun'a almanızı istiyorum diyorlar. Onlar da asla bu iş olmaz. Hayır diyor. Ben sizi milletvekili bakan yaptım. Benim oğlumu Giresun'a alacaksınız diyorlar. Neyse Enis Giresun'da askerken beni annesiyle teyzesi kız bakmaya geldiler. Ve beni gördükleri zaman bunlar beğeniyorlar. Nişan oldum ben. Nişanlandım. Sonra 57 senesinde, 55'te nişanlandım. 57 senesinde gelin geldim Tirebolu'ya. Geldim ve bana çok değer veren bir aileye girdim. Çok, kayınpederim beni çok sevdi. Her zaman bana demişti ki, kızım ben seni Kara İbrahimoğlu ailesinden aldığım için gurur duyuyorum ailenle diye bana çok meziyetler verdi. Kayınpederim beni çok sevdi. Kayınvalidemle de 56 sene beraber kaldık. Kayınpederim benim büyük kızım ikinci yaşına girdiği zaman vefat etti. Eşim çok merhametli bir insandı. İnsanlara çok yardımcıydı. Hasan Paşa şu Tirebolu'da iyilik yapmadığı insan kalmamıştır. Çok servet sahibi olmuş ama çok da verimli bir insandı. Her zaman iyi gösteren, akıl veren bir insanı gözünden anlardı nasıl bir insan diye. Böyle bir yani karaktere sahip bir insandı. Çok iyiydi, merhametliydi. Her zaman benimle de çok hoş halleri vardı. Hatta ben bir gün
kızım, büyük kızım vardı o zaman, onun hayatta olduğu zaman. Kızımı merdivenden indiriyorum. Severek indiriyorum. Çocuğu çok seven bir insandım. İndirirken kendisi beni çağırdı. Kızım, bana Azize'yi getirir misin dedi. Gittim Azize'yi yanına götürdüm. Dedi ki, kızım dedi, bu çocuğu indiren kimdi sabahtan dedi. Bendim baba dedim. Ben seni çok beğendim dedi. Kızını severek indiriyorsun, muhabbetle indiriyorsun dedi. Ne mutlu sana dedi, evlat sevgisi var içinde dedi. Ama her zaman bu sevgiyi ilerlet yavrum dedi. Ben dedi çok beğendim senin bu halini dedi. Çok başka bir insan, çok ileri görüşlü bir insandı. Merhametliydi. Çok da seveceğim bir insandı. İşte ama 2 sene beraber kaldım kayınpederimle. Ondan sonra vefat etti gitti. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık, seni ben ne seni ben nerede bulup yalvarayım? Evlendiğimde Tirebolu'nun yerlileri hep Tirebolu'dalardı. Çok da mükemmel insanlardı. Yaşamasını çok iyi bilenler, giyimi desem mükemmel, harika giyimleri vardı. Parklara giderdik. Ayrıca sinemalar vardı. Kaç tane sinema vardı? Bektaşoğlu sineması vardı. Bektaşoğullarının. Ayrıca İpek sineması vardı. Ne bileyim ben, çok sinemalar vardı. Yazlıklar vardı, 3 tane yazlık sinema. Her akşam burada alemler veriliyordu sinemalarda. Şarkılar, türküler. Ama Tirebolu'nun halkı çok yaşamasını bilen insanlardı. Ayrıca da hanımlar her zaman gayet güzel giyinirlerdi, parklara giderlerdi, sahillerde gezilirdi. Zaten sahilimiz bizim bu sonradan yapılma burası. Halen de burada gezenler çok olur yazın. Yani Tirebolu benim memleketime rağmen burası daha esaslı bir yerdi. Bulancak'ta biraz tutuculuk da vardı. Ama Allah rahmet eylesin, annem babam bizi çok rahat yaşattılar. Geldi geçti günler. O günler günlermiş. Ama şu evde tek kaldığım için çok üzüntü duyuyorum.